Aynı zamanda Türk Teknoloji Takımı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar bizimle birlikte olacak. Aynı zamanda Habertürk yazarı Güntay Şimşek de bize katıldı. Hoş geldiniz, günaydın. Ankara'da Habertürk TV Ankara temsilcisi Bülent Aydemir ile de birlikteyiz. Biz önce testi anlatır mısınız? Test uçuşunu anlatır mısınız? Akıncı taarruzlu insansız hava aracı Bayraktar. İlk testini yaptığı 6 Aralık 2019 Cuma günü Çorlu Hava Meydanı Komutanlığı'nda. O testin başarılı geçtiğini biliyoruz ama ayrıntıları dinlemek isteriz. Evet, tabii biz Baykar olarak genç bir mühendis ve teknisyen ekibiz. 750 kişilik 750. Bir ekibiz, ARGE ekibiyiz. Ülkemizin milli teknoloji hamlesini gerçekleştirmek üzere 2000'li yılların başından bu yana milli ve özgün insansız hava aracı teknolojisine odaklandık. Bizim tek odağımız bu, insansız hava aracı teknolojisi. İnsansız hava araçları biliyorsunuz havacılıkta paradigma dönüşümünü temsil eden, geleceğin hava kuvvetlerinin ve günümüz hava kuvvetlerinde en kritik bileşenleri arasında yer alıyor. Türkiye tabii 2000'li yılların başında bu alanda bir irade kondu. Yurt dışından hazır alım projeleri tamamı Savunma Sanayi Başkanlığımız tarafından iptal edildi. Dendi ki biz bunu milli ve özgün olarak geliştireceğiz dendi. Bizim de aslında maceramız o zamanlardan başlıyor. Biz ufak ölçek mini sınıfı, yani 2000 ilk ARGE çalışmalarımız 2003'lerde başlıyor. Çok 7 kişiyle başladık. Bir atölye ortamında başladık. O zamanlar 5,5 kiloluk bir mini sınıfı insansız hava aracıyla biz onun üzerinde çalışıyorduk. Elektroniğiyle, yazılımıyla, gövdesiyle milli ve özgün onu geliştirmeye çalışıyorduk bir atölyede. O zaman da ben 25-26 yaşlarındaydım. İşte Selçuk Bayraktar, kendisi halen teknik müdürümüz, Selçuk Bayraktar'la ve ekibimizle birlikte. O 5,5 kilo bugün 5,5 ton oldu ve yine baktığınız zaman o ekip, genç bizim ekibimize baktığınız zaman ortalaması 25-30 yaşları arasında olan insanlar bizim 15 sene önce 5,5 kiloluk uçakla uğraşırken onlar şimdi 5,5 tonluk bir teknolojiyi sadece gövdesi değil içerisindeki elektroniğiyle, yazılımıyla, tüm bileşenleriyle geliştirip semalarımızda uçar hale getirdi. İlk uçuş tabii çok önemli, çok heyecan doludur havacılıkta ilk uçuşlar. Çünkü tüm her şeyin, tüm mühendisliğin, teknik detayların, her şeyin bir arada denendiği, o anlamda duygu doludur. Biz de o duyguyu hep birlikte ekibimizle yaşadık. Çok büyük bir gurur tabii. Özellikle mesela nereden nereye geldiğimizde 7 kişiden 750 kişiye, evet. Herhalde Türk mühendislerin ağırlıklı olduğu bir ekipsiniz. 7 kişiyle başladık 2003'te, evet. 750 kişiye ulaştı ARGE ekibimiz dediniz. Evet. İnsansız hava araçlarına endeksliyiz, odaklıyız ve yerli milli üretimi hedefliyoruz. Evet. Zaten ilk böyle de başladı savunma sanayinin yükselişi, ben yanlış görmediysem. Oradaki ilk uçuş testiyle şimdiki uçuş testini ve teknolojiyi, yani 5,5 kilodan 5,5 tona ulaşan süreci de biraz anlatır mısınız? Merak ederiz. Tabii aslında bu bizim özellikle savunma sektöründeki yaşanan dönüşümün de en önemli hikayelerinden bir tanesi. Bizim gibi birçok farklı alanlarda atılım var. Yani Türkiye son 15 yılda 150 yıldır yapılmayan piyade tüfeğini, Mehmetçiği bu dönemde geliştirdi. İlk milli korvet gemimizi, Milgem, bu dönemde geliştirildi. İşte Atak helikopteri bahsediyoruz bu dönem. Her birinde ayrı bir başarı hikayesi var. Tabii insansız hava aracı baktığımız zaman yaşadığımız tecrübeler doğrultusunda ayrı bir önemi var. Niye? Çünkü biz parasını verip satın almayı talep ettiğimiz zaman bunları satın alamamıştık. İşte bir ara İsrail'den tedarik edildiği dönemlerde birçok teknik sıkıntı yaşamıştık. Ama Allah'a şükürler olsun ki bu alandaki bir ortaya konulan irade, devamlılık, tabii birçok engellemeler, birçok alışılmış şeylerden kaynaklı çok mesela sorunlarla... Parçaları getirememişsiniz değil mi? Şey yapamamışsınız, engel çıkmış orada. Yani birçok sorun derken bu sorunları yani genel olarak okudum ama... Birçok sorunu ben biraz anlatayım. Haluk Bey biraz girmek zaten istemiyor da. Şimdi anlatın lütfen. Dışarıdan yedek parçadan ziyade içerideki bürokratik engeller çok çok daha önemliydi. Daha sıkıntılı süreç içeriden yaşanıyordu. Çünkü bu teknolojik hamlede esas sorun bizim kendi içerimizde yaşadığımız sorun. Yani nasıl bir modelle ilerleneceğini bir türlü tespit edememişsiniz. Bir de dışarıdan hazır ürün alıp getirenler var. Öyle bir lobi oluşmuş. Şimdi bu ürünü geliştirip piyasaya koyduğunuz zaman veyahut da savunma sanayi, senin ordunun ihtiyacına, emniyete koyduğunuz zaman birçok insanın yurt dışından temin ettiği ve oradan maddi imkan sağladığı kaynaklar kesilecek. Kesilince ne oluyor?
sivil, asker, siyasi her taraftan bir kuşatma içinde yerli teknolojinin önü kesiliyor. Özeti bu. Anladım. Bu süreci aşmak için de ciddi uğraştılar. Hatta mesela ihale süreci başka bir sıkıntı. Bu Bayraktar İTB 2 bugün Türkiye, Güneydoğu'da terörde ciddi anlamda böyle farklılık kazandıran şeyin Bayraktar TB 2'nin ihalelere, her şeyi kriterleri karşılamasına rağmen kabulüne gelinceye kadar yaklaşık 4-5 yıllık bir kayıptan bahsediyoruz ki bu projeyi alırken de Bayraktar savunma tamamen kendi imkanlarıyla devlet hiçbir kaynak destek vermeden sadece ihaleyi kazanıyor. Kazandığı ihaleyi de yarısını kırpıyorlar. 24 uçak kazanıyor. 12 tane diyorlar. Diğerini başka yere verelim. Yine bir kesme arkadan dolanma oyunları var ya, biz öyle öyle bugünlere geldik. Burada bence 5,5 kilogramdan 5,5 tona gelmenin hikayesi şu açıdan önemlidir. Çünkü 5,5 tona geldiğiniz zaman dünyadaki yeriniz, liginiz değişiyor. Şimdi 5,5 tonla biz dünyada insansız hava aracı üreten, bunu da silahlı, keşif, gözlem, ne derseniz tüm görevleri karşılayacak bir ürettiğiniz an birinci ligdesiniz. Bugün birinci ligde bunu üreten Amerika ve İsrail var. Üçüncüsü Türkiye. Diğer üretenlerin hepsi 5,5 ton çok altında, en yakını 3,5 ton civarlarında. Şimdi Haluk Bey teknik şeyini tamamlayabilir. Evet, yani tabii şu da önemli. İnsansız hava aracı üreten 4 ülkeden biriyiz. Yani bu seviyede bu kadar teknolojik düzeye erişmiş, geliştirebilen, Ar-Ge'sini yapıp üretimini yapabilen 4 ülkeden biriyiz. Gerçekten böyle. Ama şunu da unutmamamız lazım. 5,5 tona giden yol 5,5 kilodan geçiyor. Yani biz dolayısıyla bu devir teknoloji girişimlerin devri, ufak ve küçük ölçekli girişimlerin devri. Biz kendi ülkemizde ekosistemi ne kadar bu girişimleri destekleyici, ne kadar onlara pozitif atmosfer, yaptıkları, geliştirdikleri teknolojileri uygulayabilip sonuçlarını alabilecekleri bir ortam oluşturabilirsek ülke olarak ancak o kadar ileriye gidebiliriz. Yani bundan 15 yıl önce Türkiye eğer deseydi ki biz insansız hava aracını yurt dışından hazır alacağız, ne gerek var bunu yapmaya deseydi, bugün biz İsrail'e veya Amerika'ya bir yerlere bağlı olacaktık. Ve şu son dönemde... Ve bu konuda bağımlı olmak çok büyük bir risk içeriyor. Ve bu bağımlılık öyle bir... Evet, çok büyük bir risk içeriyor. Aynı zamanda sizin operasyonlarınız, görev yaptığınız... Yani bu bir ulusal güvenlik meselesi. Yani biz ülkemizin toprağını nasıl koruyorsak, bir çakıl taşını... Bugün işte konuşuluyor, Ege, Akdeniz, mavi vatanımızı korumak ne kadar kritikse... Kendi verimizi korumamız, kendi elektromanyetik spektrumu korumamız, uzaya kadar insan savaş teknolojisi, bu teknolojileri geliştirmemiz ulusal güvenlik meselesi bir anlamda. Yani siz sadece bir maddi anlamda parasını vererek tedarik edebileceğiniz teknolojiler değil bunlar. Yani o bağımlılık sizi bugün son yıllarda operasyonlarda Fırat Kalkanı'ndan Zeytin Dalı Harekatı'na, oradan Barış Pınarı Harekatı'na kadar elde edilen başarılarda bunların çok büyük bir katkısı var. Düşünün, bu nasıl bir sinerji oluşturuyor? Bir, kendi teknolojinizi geliştiriyorsunuz, ülkenizin hizmetine sunuyorsunuz, kendi insanınızla bunu oradan aldığınız sahadan geri beslemelerle o ürünü daha da ileriye taşıyorsunuz ve dünya ölçeğinde bir noktaya geliyorsunuz. Hatta bakın biz ihraç ediyoruz. Yani bu yıl biz İhracat birim fiyatı olarak bakıldığında da en önemli sektör savunma sanayi, hep katma değer dediğimiz kesinlikle şeyi savunma sanayi. Kilogram 60 dolara. Evet, yani Türkiye'nin ihracatında kilogram değeri işte 1,5 dolarla ifade, ama savunmada bu değer kilogramı 60 dolarlar seviyesinde. Çok yüksek. Bakın bu sadece parasal olarak ölçülebilecek bir şey değil. Mesela bugün işte Katar'a biz ihraç ettik bu yıl. Yine geçtiğimiz aylarda Ukrayna'ya teslimatımızı yaptık. Başarıyla teslim ettik. Ukrayna önemlidir biraz. Önemli bir ülke çünkü yani size destek. Dünyada havacılık ilk kurulduğu yıllarda kendi üniversitesinde uçak mühendisi olan 1940'lı yıllarda başlayarak 30 bin tane yolcu uçağını motoruyla geliştirmiş bir coğrafya. Şu anda dünyanın en büyük uçağını sahibi olan bir ülkeden bahsediyoruz. Dolayısıyla şu çok önemli. Bizim bugünden itibaren 10-15 yıllık perspektifte stratejik yol haritalarımızı hazırlamamız ve kendi geleceğin yarışlarına hazır olmamız çok önemli. Yani bundan 15 yıl önce biz Baykar olarak deseydik ki biz insan savarıcı değil de insanlı pilotlu uçaklara odaklanalım. Bugün bu noktada değildik. Evet. Bir de teknolojinin dışında... Haluk Bey, ben bu noktada bir şey sorabilir miyim? Ben tabii çok ilgilendiğim ve merak ettiğim videoyu izlediğimizde test uçuşu sırasında... Yani tüm personel, mühendis, işçi arkadaşlar ağlıyordu, gözyaşlarını tutamadılar. Biz de aynı duygular içindeyiz. Türkiye'nin ulaştığı bu imkan ve kabiliyet gerçekten bizi çok mutlu ediyor. Ben
Siz tam stratejik hedeflere girmişken merak ettiğim birkaç şey var. Şimdi birincisi, biz bu Bayraktar'da ve Akıncı'da pervaneli motorlar kullanıyoruz. Jet motorları ne zaman entegre edebileceğiz? Sizin bu konuda çalışmanız var mı? Devamen bizim hani bu F-35 projesinde yaşadığımız sıkıntıları siz de hakimsiniz, biliyorsunuz. Biz insansız uçağa ne zaman geçeceğiz? Anladığım kadarıyla Türkiye bu aşamadan sonra yani gidip insanlı bir uçak, avcı uçak yerine belki satın almayla ya da geçici olarak bazı çözümler üretebilir. İnsansız uçak, muharip uçak, jet motorlu insansız uçağa odaklanacak. Bunun için nasıl bir takvim öngörüyorsunuz? Evet. Bir de çok merak edilen bir konu. Burada yerli imkan ve kabiliyetler kullanılıyor yazılım ve donanım açısından. Ama hani bazen şu konuşuluyor, işte yerli mercek kullanılan kameralardaki mercek verilmiyor. İşte şu parça verilmiyor. O sıkıntılar aşıldı mı? Ne kadar dışa bağımlı bu insansız hava araçlarının? Yani parça anlamında. Yani bizi sıkıntıya sokacak bir şey var mı? Tedarik zincirinde bir problem yaşandığında. Teşekkür ediyorum. Evet, evet. Ben de çok teşekkür ediyorum Bülent Bey. Şimdi bizim bildiğiniz gibi işte son 5 yıldır sahada aktif olarak kullanılan Bayraktar TB2 SİHA sistemi son 5 yıldır operasyonel anlamda aktif ve 160 bin saati, uçuş saatine ulaştı. Bunda biz pistonlu motor, içten yanmalı pistonlu motor, pervaneli yine dediğiniz gibi motor kullanıyorduk. Ama Akıncı'daki motor jet motoru. Yani Akıncı'daki motor turboprop denilen türbin motoru. Dikkat ederseniz videolarda evet, böyle bir sıcak hava çıkışı var iki tane motorun arkasından. Haluk Bey, biraz pervaneli motorla evet, karıştırıldığı için evet, biraz bu motoru biraz anlatırsanız daha iyi anlaşılacak. Evet. Yani tabii motor teknolojisi olarak genel anlamda 3 ana tip bu motorlar var insansız hava araçlarında. İşte elektrikli motorlar var, İçten yanmalı pistonlu motorlar var. Bugün otomobillerde kullanıldığı gibi olan motorlar var. Bir de türbin motorları var. Türbin motorları da kendi içinde ayrılıyor. İşte turboprop. Bizim mesela Akıncı'daki turboprop. Yani pervaneli ama türbin motoru, jet motoru yani. Bir de işte turbofan gibi dışarıdan pervane gözükmeyen, tamamen fanları içinde olan sistem. Ama çalışma prensibi aynı. Dolayısıyla bizim Akıncı'daki sistem türbin motoru. Tabii burada şu çok önemli Bülent Bey, şunu ifade etmemiz lazım. Biz işte 10 yıl önce yurt dışından tedarik edildiği zaman bir motorundan tamirinde sorun yaşıyorduk. Bugün biz tüm tedarik zinciriyle bağımsız bir şekilde, bizi en az etkileyecek şekilde biz bu süreci kurguladık. Bizim geliştirdiğimiz sistemlerde örneğin en kritik bileşenler olan elektronik güdüm sistemleri, kontrol sistemleri, güç sistemleri, haberleşme sistemleri, bunlar yazılımlarıyla milli olarak geliştirilmiş sistemler. Motor tarafına geldiğimiz zaman işte mesela pistonlu motor Bayraktar TB2'de çok kullanılıyor ama bugün İsrail de kendi hava aracını üretirken yurt dışından pistonlu motor. Çünkü pistonlu motor dünyanın birçok yerinde üretilen, artık rafta hazır bir malzeme, her yerden tedarik edebileceğiz. Hatta mevcut bir platformdan söküp modifiye ederek takabileceğiz. Dolayısıyla Bayraktar TB2 için motor katma değeri yüksek bir bileşen değil, kritikliği daha altta yani olan bir sistemdi. Bir kısıt yaşamadığımız evet, bir alan. Ama tabii türbin motoruna geldiğimiz zaman, yani Akıncı sınıfı bir İHA teknolojisinde türbin motoru önemli, kritik bir teknoloji. Bu anlamda da biz ülkemizi şu an hali hazırda Savunma Sanayi Başkanlığımız ARGE desteği veriyor TEİ firmasına. Orada Atak helikopterinin türbin motoru yerli geliştiriliyor. Şimdi nihai testleri yapılıyor. Yine TEİ tarafından turbo düzel motor, yani 2 yıl gibi bir süre içerisinde onlar ilk modelini çıkarmayı hedefliyorlar. Ama sizin mesela Bayraktar veyahut da Akıncı için motor aşağı yukarı demeyeyim, birinci aşaması bitti. Motor çalıştırıldı, teslim edildi. Akıncı İHA için daha güçlüsü gerekiyor. 220 şimdi onun çalışması yapıyor. Yani önümüzdeki yıllarda Akıncı İHA yerli Türk motoruyla görev yapacak. Şimdi bu yerlilik oranı önemli. Önemli. Şimdi bizim savunma sanayinde millilik ve yerlilik olmazsa olmaz. Yani bu artık sizin maddi parayla çözebileceğiniz işler değil. Bu siz kendi beyinlerinizle, mühendislerine gerektiğinde yurt dışından da beyin ithal ederek gerektiğinde
sizi milli fikri sanayi hakları size ait olan ana platform ve alt ana sistemleri geliştirmeniz lazım. Şimdi biz bugün İHA teknolojisini geliştiriyoruz, alt ana sistemleri geliştiriyoruz. Neleri konuşuyoruz, neyini yapmıyoruz? Şimdi o neyini yapmıyoruz sorusunu bir şeyler yaptığımız zaman konuşmaya başlıyoruz. Dolayısıyla bizim bir şeyi büsbütün bir anda her şeyi elde etmek mümkün değil. Yani savunma sanayi baktığınız zaman 2002 yıllarında yerlilik oranı %20'lerdeydi. Yani savunma sanayinde faaliyet gösteren firma sayısı 20 idi. Bugün 500'e yakın firma savunma sanayinde faaliyet gösteriyor. Yerlilik oranı %20'lerden %70'lere gelmiş olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bunların hiçbiri bir anda olmuyor. Her biri sürekli bu konuda irade gösterilerek, yani bu biz belli bir stratejiye bağlı, uzun yıllara dayalı ve adım adım zamanlı erişebileceğiniz konular. Bir şey yaptıkça konular. Niye yapılmadığı ortaya çıkıyor. Ama biz şunu bilmemiz lazım. Ama oran verebilirseniz. Evet, mesela Bayraktar TB2 SİHA sistemi 5 yıldır envanterde olan, bugün silahlı kuvvetlerimizde, emniyet teşkilatımızda, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kullanılan, terörle mücadelede bu kadar etkin olmamızda katkısı bulunan bu sistemde yerlilik oranı %93'tü. Yani siz niye? Çünkü elektronik ve yazılım katma değeri o kadar yüksek bileşenler ki diğer katma değeri düşük bileşenlerin yanında o bir girdi mi sizi bir anda %93'e taşıyor. Ki sektör ortalaması %60'lardayken biz %93'le Bayraktar TB2'yi silahlı kuvvetler envanterine teslim ettik. Zaten burada yazılım, ya yani iki satır bile yazılımda bir sızma olsa bütün o yerli milli korona gider. Evet. Ve hani risk oluşturur denir. Tabii şunu da ifade etmek lazım. Yerli koronanı artırıyor diyorsun. Yani millilik ve yerlilik önemli bir kriter. Aynı zamanda bir şeyi yurt dışından, şimdi bir şeyi elinizde yoksa onun ilişkide olduğunuz ülkelerin veya coğrafyaların değer zincirinde yer almanız da önemli. Mesela ben şimdi bir örnek vereceğim. Biz mesela Ukrayna'ya SİHA ihraç ettik. Çok önemli bir adımdı bu. Tamam. Ama şu an Akıncı'da kullandığımız türbin motorunu da Ukrayna'dan ithal ediyoruz. Yani orada karşılıklı iki ülke arasındaki ilişkiyi de güçlendirici. Yani böyle bir teknolojiyi ihraç etmek sizin ülkeler arası stratejik işbirliği yapmanız anlamına geliyor. İthalatı sadece da biraz bir daha güvenli ve rahat hale getirir. Basit bir ticaret değil. Dolayısıyla herhangi bir alanda o an sizde net bir çözüm yoksa bir yandan geliştirme yol haritasını ortaya koyup onu adım adım takip edeceksiniz. Ve ihtiyaç duyduğunuz anda da o ülkelerle değer zincirinde yer alacaksınız. Yani siz de ona kritik bir sistem teslim ediyorsunuz. Ondan da kritik bir bileşen tedarik ediyorsunuz ve tamamlayıcı bir halde oluyor. Bayraktar Akıncı tavizli insansız hava aracı bu ilk uçuş testi başarıyla geçildi. Şimdi özelliklerini ve test uçuşunun ayrıntılarını ve ne zaman TSK envanterine gireceğini soracağım. Ne avantaj sağlayacak, ne önemi var bunun diye soracağım ama bence insansız hava araçlarının çok insani bir yanı var. Çünkü riski, oradaki askerlerin güvenliği, daha az can kaybının ve şehit verilmesini önleyecek bir sistem ve büyük bir güç bu. O anlamda bence insansız ama çok insani. Katılır mısınız? Evet, kesinlikle. Hem kendi güvenlik güçlerimizi, askerimizi, polisimizi güvenliğini sağlamakta görev alıyor. Aynı zamanda Zeytin Dalı Harekatı'nda oradaki sivillerin de emniyetli bir şekilde korunmasında çok önemli görevler icra etti. İnsan kaybını, canını koruyor. Zeytin Dalı Harekatı'nda oradaki bölge, yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti orada dünyaya örnek olacak bir operasyon yapıldı. Yani cerrahi bir operasyondu ve en ufak, yani bugün dünyada baktığınız zaman görüyorsunuz diğer ülkelerin belli alanlarda kendi sınırları dışında nasıl acımasızca operasyonlar gerçekleştirdiğini. Ordumuz gerçekten oranın halkının güvenliğini de sağlayarak bir operasyon gerçekleştirdi. Bir yandan bizim SİHA'larımız Ege'de de, Akdeniz'de de görev yapıyor. Tabii. Oradaki işte mülteci gözetimleri olsun deniz üzerinde. O anlamda da görevler icra ediyor bu sistemler. Ya karın altı, deniz altı bilgiler, veri toplama, detaylar ve nokta atış, nokta hedefe ulaşma noktasında da büyük katkısı var. Yanlış söylemiyorsam eğer. Değil mi? Sadece şeyde değil. Şimdi bu insansız hava aracı Bayraktar TB2 devamında Akıncı bir platform aracı. Şimdi Ukrayna'ya bunun ihracatını yaptığınız zaman veyahut da Katar'a veyahut da önümüzdeki yıllar başka ülkelere, bu ihracat devamında yaklaşık 25-30 yıl boyunca size bir katkı sunuyor. Onu güncelliyorsunuz, yeniliyorsunuz, yedek parçası, eğitimi, bir sürü devamında ihracatlar gelişiyor. Ve ön açıyorsunuz. Bir de içeride
mesela Akıncı İHA'nın alt sistemlerinde kim var? Aselsan var, Roketsan var, TEİ var. Bir sürü şirkette ortak çalışıyorsunuz. Eğer bir platform aracınız varsa, nasıl şu an Türkiye'de birçok Avrupa'daki otomobil için birisi far üretiyor, birisi koltuk. Ama hiçbir etkinliğiniz yok. Yarın keser başkası. Ama platform aracı sizde olduğu zaman motoru kendi şirketine üretiyorsun. Roketsan mesela akıllı mühimmattan üretiyor. İhracatta Aselsan da öyle. Başka şeyini üretiyor. Yani biz ihraç ettiğimiz zaman çok bizimle birlikte birçok Türk firması da ihraç etmiş oluyor. Kendi geliştirdiği ürünleri. Yani Güntay Bey'in dediği çok doğru. Ana platform yani Akıncı gibi bir platform çok stratejik bir platform. Bakın Akıncı bugün... Bize biraz Akıncı'yı da anlatırsanız. Evet, Akıncı bugün aslında geldiğimiz nokta merak ediliyor. Çok gelişmiş bir platform. Yani içerisinde yedekli uçuş kontrol sistemleri milli olarak geliştiren bunların yanı sıra yapay zeka bilgisayarları var Akıncı'nın içerisinde. Yani adeta bilgisayar sensörlerden veri toplayarak durumsal farkındalığı sağlayacak, etraf bütün verileri toplayarak karar alma yetisine, belli yeteneklere sahip olabilecek bir sistem. Ve yine Aselsan tarafından... Veri toplayıp karar alacak. Evet, karar kendi alabilecek. Karar kendi karar. Evet, yani mesela etrafındaki işte kameralardan, sensörlerden veri toplayıp mesela uçuş yol haritasını kendi çıkar. Şu an İHA'lar nasıl uçuyor? Kullanıcı bir rota giriyor, o rotayı otomatik takip ediyor. İşte belli otomasyon seviyesi var ama yapay zeka bu otomasyonu çok daha ileri noktaya getiriyor. Tabii bizim bir yandan Akıncı ile birlikte ülkemizde diğer savunma sanayi firmalarımız, işte bahsettiğim gibi tabii Aselsan, çok önemli teknolojiler geliştiriyor Akıncı Aselsan için. Aselsan ilk yüzde TUSAL. Evet. İlk yüzde TAI ile beraber. Ciro alarak da. Evet. İşte bu çok özel bir radar geliştiriyor Aselsan Akıncı için. Çok özel bir radar geliştiriyor. Yani dünyada gerçekten o ebatta ve o performansta özelliklerde halihazırda bulunmayan bir radar geliştiriyor. Ülkemiz akıllı mühimmatlarda çok önemli bir noktaya geldi. Yani işte seyir füzesi, hassas güdüm kiti, kanatlı güdüm kiti, işte mini akıllı mühimmatlar. Bu anlamda çok önemli kabiliyetlerimiz var ve gerçekten derinlemesine hakim olduğumuz teknolojiler bunlar. Akıncı tüm bu alt bileşenlere ana bir şemsiye görevi görüyor ve bütün çok önemli bir sinerji aslında ortaya çıkartıyor. Ve sahada bugün bir savaş uçaklarıyla bir işte harekat icra ediliyor. Artık o savaş uçaklarına da onların yükünü de azaltarak onların görevlerini de kısmi olarak alabilecek seviyede bir platform Akıncı. Tabii daha sonrasında nasıl adım adım olacağı gibi onların Bülent Bey'in söylediği gibi. Onların yerini alabilecek mi Haluk Bey? Efendim? Onların yerini alabilecek. Onu çok merak ediyorum Haluk Bey. Var. Yani şimdi... mesela F-35 konusu çok revaçta, işte kendi uçağımızı, parasını ödediğimiz uçağı bile alamıyoruz. 4 adedini aldık biliyorsunuz. Şimdi bu programdan çıkar çıkmaz o siyasetin konusu Türkiye, ama bu F-35 gibi uçakların görünmezlik özelliği, istihbarat toplama, bilgi toplama yazılımları olan, yani sürekli düşünen ve araştıran bir mekanizma o. Yani insansız hava uçakları, araçları, teknolojisi ne zaman acaba Türkiye'de? Ben çok önemli görüyorum bunu. Yani biz bir adım attık, adımlar attık ve bence bu buradan yürümeliyiz. İnsansız muharip uçak ve işte F-35 gibi istihbarat toplayan, bilgi güncelleyen bir uçak ne zaman üretebilir Türkiye bu teknoloji üzerinden yürürse? Ben buraya bir şey ek yapabilir miyim? F-35 yakında kalmayacak zaten, insan son jet. Son insanlı uçak. Gerek kalmayacak. Evet. Öyle denilebilir mi acaba? Evet, yani bizim tabii Akıncı taarruzi sınıfı bir uçak ve daha çok hava yer görevleri icabı. Bugün F-16'lar aslında bizim kullandığımız, işte Amerikan menşeli, Türkiye'de montajı ve üretimi yapıldığı bu uçakların. Ama bunlar aslında avcı uçakları. Yani asıl görevi avcı uçakları olması, hava hava görevleri. Ama biz onları hava yer görevlerinde daha çok kullanıyoruz. Akıncı bu görevi ben daha etkili bir şekilde, ürün olduğu zaman daha etkili bir şekilde, daha uzun süreli ve daha çok veri toplayarak icra edecek. Ve Akıncı'nın sonrasında eğer ülkemiz bu alandaki iradesini devam ettirirse, tabii daha da hızlanarak devam etmemiz lazım. Dünya çok büyük bir yarış içerisinde. Ben iddia ediyorum ki geçtiğimiz 100 yıl insanlı platformlar havacılıkta, insan odaklı, yani pilot odaklı platformlarda, ama artık devir insansız devri. Bu her alanda böyle. Otomotivde de görüyorsunuz insansız, otonom. İşte otonom araçlar, işte robotlar ve diğer teknolojilerle birlikte. Ben iddia ediyorum ki ülkemiz, şimdi Akıncı ile ilk 4 ülke arasına girdik. Biz tamamen insansız savaş uçağı modeline odaklanırsak bu bizi en büyük bu anlamda sahada da ve stratejik anlamda da en büyük güce ulaştıracak ve bizim bu alanda temel yapı taşlarımız var.
Bakın biz 15-20 yıllık bir tecrübe sahibiz. Türkiye bu teknolojiyi dünyada en etkin kullanan ülkelerden bir tanesi. Gerçekten sahada çok yoğun bir şekilde biz bu teknolojiyi kullanıyoruz şu an. Hem sınır içimizde hem sınır ötemizde. Ve Türkiye sahip olduğu teknolojik ekosistemle, bakın bugün Türkiye'de 84 tane teknopark var. 1200'ün üzerinde Ar-Ge merkezi var. 350 tane tasarım merkezi var. 112 bin araştırmacı, 150 bin bilim adamı. Bu alanlarda bir ekosistemimiz var bizim. Bizim yapmamız gereken bu süreci güçlendirmek. Yani bu tarz teknoloji girişimlerine daha fazla inisiyatif vermek, daha fazla onlara ön açmak. Bizim yapmamız gereken bu. Ve bu alanda elde edilen başarıların devam etmesini sağlamak. Bu yapıların korunmasını sağlamak. Maliyet açısından bakın, da önemli değil mi Haluk Bey? 25 yaşındaki genç mühendisler yaptı bunu. Evet. Yani 25 yaşındaki mühendisler 5,5 tonluk uçağın ilk uçuşunu gerçekleştiren insanlar. Yani 25 yaşında daha bir önceki dönem üniversite dönemi. Bu çok önemli. Bu insanlar 10 sene sonra neler yapacak? Bundan 15 sene önce biz 5,5 kilodaydık. Şu an 5,5 tondayız. Evet, o hikayeyi, ya o süreci çok iyi anlattı. 5,5 kilodan 5,5 tona ulaşan, 7 kişiden 750 kişiye çıkan. Biz Bülent belki burada geleceği konuşuyoruz, teknolojiyi konuşuyoruz, beyin göçünü konuşuyoruz, eğitim sistemini konuşuyoruz. Ben savunma sanayinin yıllardır sizlerle beraber teknik özelliklere ve tekniğe de biraz hakim olmaya başladım ama bu gelişim yönüyle takip ediyorum. Biraz önce de, az önce de bu konu konuşuldu. Mesela Türkiye'nin savunma sanayinde aldığı mesafe kat ettiği yol diğer alanlara sıçrayabilir. Ya da belli konularda Türkiye uzmanlaşabilir. Savunma sanayi bu anlamda geleceği yakalamak anlamında da ve söz sahibi olmak anlamında da bence hem bölgesel hem de dünyada önemli. Yani siz gelecekte mesela nerede görüyorsunuz kendinizi? Tabii yani bildiğiniz gibi savunma alanında en yeni teknolojiler kullanılıyor. Ve ülkemizin de bu alanda çok büyük ihtiyaçları var. Dolayısıyla bizim bunu milli ve özgün olarak geliştirmemiz, kendi insanımıza güvenmemiz hem bir özgüven yaratıyor hem de gerçekten kalifiye, bu alanda tecrübeli mühendis ve teknisyenlerin yetişmesini de sağlıyor. Ama tabii biz bunu sadece bu sektöre odaklı ülke olarak düşünmememiz lazım. Savunma bir güvenlik ihtiyacı. Güvenlik. Bizim enerji alanında da, sağlık alanında da, veri güvenliği alanında da, tüm diğer finans alanında da, bu alanlarda da böylesine milli ve özgün politikaları destekleyerek. Bakın geçtiğimiz günlerde sanayi ve teknoloji yol haritası açıklandı 2023. Milli Teknoloji Sanayi ve, evet, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından orada Türkiye'nin kendine özgün bir stratejisi ortaya kondu. Bakın Almanya kendini dünyada en ileri ülke, üreten ülke seviyesine çıkarmak için Endüstri 4.0 diye bir slogan ortaya koydu. Evet. İşte Japonya Toplum 5.0 diyor. İngilizler katapult diyor. Türkiye'de milli teknoloji hamlesi dedi. Bu milli teknoloji hamlesi ülkemizi böylesine stratejik bağımsızlığımız açısından önemli olan, katma değeri yüksek olan bu alanlarda en ileriye seviyeye taşıyacak ve Türkiye'nin dillendirdiği insanlık için adalet ve merhamet ilkelerini destekleyici bir stratejinin adı. Ve bu stratejinin temeli baktığın zaman savunma sanayinden ilham alan bir strateji. Savunma sanayindeki modeli diğer sektörlere de yayarak ülkemizde bu alanın yaygınlaşmasını, milli ve özgün sistemlerin, kendi insanımızın geliştirdiği, bağımsız bir şekilde geliştirdiği teknolojilerle daha güçlü ve bağımsızlığımızın temini için ortaya koyduğu stratejinin adı. Ve şunu da unutmamamız lazım. Sivil alanda şimdi bazı teknolojiler var ki bundan 50 yıl önce savunma teknolojileri her alanda en ileri noktadaydı. Yani oradan mesela internet savunmadan internet ilk defa askeri alanda kullanıldı, sivil alana geçti. İşte küresel konumlama sistemi, bugün telefonlarımızdaki pozisyon, GPS'ler ilk askeri alanda bulunduğu sivil sektörü geçti. Ama şu an içinde yer aldığımız devirde sivil alan birçok noktada savunmayı geçmiş. Daha geçmiş mi? Evet. Yani bugün sivilden geçiyor birçok. Yapay zeka. Oradan oraya yansıyacak mı dedim ama siz tersini söylüyorsunuz. Aslında bizim bu yapıyı karşılıklı iletişim kurgusunda modellememiz lazım. Yani bugün haberleşme teknolojileri, sensör teknolojileri, yapay zeka, nesnelerin interneti, robotik ve otomasyon, sivil alanlar şu an çok daha ileride savunma sektörü. Dolayısıyla biz aslında buradan sahaya da gelebiliriz. Ben onu soracağım. Evet. Saha İstanbul. Bülent'i yollayacağım ben. Sorusu varsa alalım. Sanırım o ayrılacak. Bülent, sorun var mı ya da söyleyeceğim bir şey var mı? Biz sahayla devam edelim. Şimdi ben Haluk Bey'e şunu söyleyeyim. Gerçekten hani bayrakları görünce havada, Akıncı'yı görünce, yani çok azdır ağlamayan, gözyaşlarını tutabilen izleyicimiz, vatandaşımız. Gerçekten hani
Bu duygusal olarak üst noktaya ulaştığımız bir teknoloji. Kendi ürettiğimiz insansız hava aracı, uçağımız gökyüzünde terörle mücadele ediyor. Bu çok önemli. Ben o açıdan sizi tebrik ediyorum Haluk Bey. Bütün arkadaşları çalışmalarından ötürü. Bu tabii şimdi Türkiye diplomaside baskı altında tutuluyor. Zımni olarak belli bir noktaya getirilmek için işte bu savunma teknolojileri, silah teknolojileri müttefikler tarafından Türkiye'ye parasıyla dahi satılmıyor. Şimdi o açıdan savunma sanayinde bir sıçrama yapacak bu. O önemli sorum şu. Şimdi F-35 120 milyon dolardan başladı fiyatı. Tabii birçok ülke katılıyor ona. Şimdi 80 milyon dolar civarına düştü bir F-35 uçağının fiyatı. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam son fiyatları bu. Şimdi bize bu Akıncı İHA'nın maliyeti herhalde bundan çok düşüktür. Eğer ticari sır değilse maliyeti nedir? Aynı işi biz ya da bir uçakla bir F-16 ile yapacağımız işi bu uçaklarla bir süre sonra yapabilecek miyiz? Yani avcı uçaklar evet biliyorum çok farklı segmentteler ama biz terörle mücadelede hem sınırların gözetlenmesi ki hava savunma sistemleri alıyoruz S-400'ler. Evet. Biz sınırlarımızı bu uçakla kapatabilecek miyiz bu hava araçlarıyla? Terörle mücadele yapabilecek miyiz? Maliyeti de oransal olarak nedir acaba diğer muharip uçaklarla, avcı uçaklarla karşılaştırdığınızda? Evet, yani Bülent Bey teşekkür ediyorum. Orada sadece biz bir çalışanımız, bir mühendisimizi siz gördünüz Duygu ama bizim ekipte herkes gözyaşlarını tutamadı. O çok heyecan dolu biz bir andı. Biz evet. Gerçekten çok önemli yani. Önemli bir andı. İlk uçuşta o başarıyı elde etmek çok çok kritikti ve gerçekten çok... Ayların gece ve gündüz çalışması ve emeği yatıyor orada. Yani orada siz sadece bir iki dakika izliyorsunuz ama aylar boyunca gece gündüz bir çalışan ekibin emeği, gayreti. 24 saat uçabilecek, evet. Yapay zeka var, veri toplayacak, evet. Kendi kararını verecek. Evet, kesinlikle. Ve şunu söylememiz lazım. Sahada Türkiye'yi güçlü kılan teknolojiler milli teknolojilerdir. Biz bağımsız bir şekilde bu teknolojileri geliştirebilirsek... Ancak güçlü olabiliriz. Ve bugün işte son dönemde SİHA'ların çok yaygın kullanılması, yurt dışı operasyonlarda görev alması bizi güçlü kılan bunlar Bülent Bey. Dolayısıyla Türkiye'nin geleceği tamamen bunun üzerine kurgulanması lazım. Onlar bize F-35'i verir vermez. Çok önemli değil. Biz insansız savaş uçağını yapabilir miyiz? Yaparız. Bunun için bir engel var mı? Yok. Bizim buna odaklanmamız lazım. Ve onlardan da ben iddia ediyorum... İnsanlı savaş uçaklarından çok çok daha etkili sistemler olacak. Çünkü bunlar geleceğin teknolojileri. Onlar geçmiş teknolojiler artık. Aynen. Bakın onlar geçmiş 30-40-50 yılın teknolojileri. Biz şu an geleceğin teknolojileriyle, yani insan savaş geleceğin teknolojisi. İçerisinde yer alan otomasyon seviyesi bugün bir yolcu uçağı veya bir insanlı savaş uçağından çok daha ileri seviyede. Ve maliyet olarak da baktığınız zaman bu çok önemli. Yani bir teknolojiyi geliştiriyorsunuz, onun maliyet etkin olması çok kritik bir konu. Ve bu şu an bizim geliştirdiğimiz Akıncı sizin bahsettiğiniz az önce savaş uçağından onda biri falan maliyeti. Evet, onda biri. Ve bunu siz bağımsız bir şekilde yapıyorsunuz. Kendi mühendisinizle, kendi teknisyeninizle. Bu çok büyük bir güçtür. Yani bu öbürü parasını verip kendinizi bağımlı kılmaktır. Bu kendi özgüveninizle, kendi ihtiyaçlarınıza göre geliştirdiğiniz bir teknolojidir. Ve sahada da ona göre de sonuç alırsınız. Yani ben bu, her zaman bu düşüncedeyim. Ve her zaman bunun da savunucusu oldum. Bizim Saha İstanbul'un da bakın ben şu an Saha İstanbul'un başkanıyım. Saha İstanbul Türkiye'nin en büyük savunma sanayi, en büyük sanayi kümelenmesi. En büyük sanayi kümelenmesi ama savunma havacılık ve uzay odağında 430 firmamız var. 11 üniversitemiz var üyemiz ve amacımız özellikle Kuzey Marmara bölgesindeki Türkiye'de biliyorsunuz üretimin %55'i bu bölgede yapılıyor. Sivil alanda çok ileriye çıkmış firmalarımızı savunma sanayine aktarmak, onların kabiliyetlerini buraya kazandırmak, daha maliyet etkin, daha sürdürülebilir bir savunma sanayini ortaya çıkarmak. Bugün TÜSAŞ, TAİ, ASELSAN bu firmalar Kıbrıs Barış Harekatı öncesinde Türkiye'ye uygulanan ambargo sonucunda devletin bir adım atmasıyla ortaya çıkmış kurulmuş firmalar. ASELSAN ambargoda telsizlerimizi yapalım diye kurmuş olduğumuz bir firma. Bugün bu noktaya geldi ilk yüzde. Ama bugün artık devir farklı bir devir. Biz durumdan daha farklı vazife çıkarmamız lazım. Devir özel sektör devri. Yani artık devlet o dönemde kendi inisiyatif alıp yapması gerekeni yapmış.
Ama bu devirde bizim bu karşılaştığımız zorluklara binaen yapmamız gereken özel sektörün inisiyatif alıp maliyet etkin, sürdürülebilir ve kendi alanında en ileri seviyede ürünleri ve teknolojileri geliştirmesidir ben diye düşünüyorum. Saha İstanbul bir güç birliğini savunma sanayinde kat edilecek yolda bir beraberliği simgeliyor. Evet, doğru mu? Kesinlikle. Üniversitelerin katılımıyla da geleceğin teknolojilerini beraber tasarlayıp bir aslında etkileşim de yapıyorsunuz. Evet, kesinlikle. Saha bünyesinde 430 firma var. Bunların 50 kadarı büyük ölçekli firma. Geri kalan 380 firma küçük ölçekli firmalar. Ve bizim örneğin bir Baykar örneği yaşadığımız 20 yıllık bir tecrübe var. Bir serüven var. Birçok olumlu veya olumsuz olarak değerlendirebileceğimiz şeyler var. Biz istiyoruz ki yeni bu alana girecek olan özel sektör dinamizmiyle bu tecrübelerden istifade etsin ve bizim de bu Türkiye'nin ana platform ve alt ana sistem bazında elde ettiği başarıları daha teknolojik derinlemesine komponent, malzeme, detay bileşenler bazında da önceliklendirerek daha ileriye taşıyalım. Hedefimiz bu. Bunun için Mart ayında bir Saha Expo fuarımız gerçekleşecek. Ben buradan tüm KOBİ'lerimize, bu alana ilgi duyan tüm firmalarımızı davet ediyorum. İstanbul'da CNR Fuar Merkezi'nde Mart 25-28 Mart 2020 tarihlerinde Saha Expo fuarımız gerçekleştirecek. Bir de şunu da ifade etmemiz lazım. Bu alanda attığımız bir adımın ne kadar etkili sonuçlar üretebileceğine ilişkin Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı olarak ben aynı zamanda oranın da yönetim kurulu başkanıyım. Bu sene düzenlediğimiz Teknofest gençlerimizi çok milli kalabalık. Teknoloji hamlesine gönül veren ve onları geleceğe taşıyacak bu teknolojilerde onun için düzenlenen bir etkinlikti. Gençlerin ilgisini siz de fark ediyor musunuz? Kesinlikle ve ikinci yılında dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali oldu. 1.720.000 kişi geldi oraya. Çok kalabalıktı. Yani İstanbul'da metrolar durmak zorunda kaldı. Şimdi bu aslında sadece bir hava gösterisini izlemeye gelmedi milletimiz orada. Orada 50 bin tane yarışmacının katıldığı, 17 bin proje takımının katıldığı, 19 farklı alanda teknoloji yarışmaları vardı. İşte bilim sergileri vardı, teknoloji sergileri vardı. Bu milli teknoloji hamlesine gönül vermenin bir tezahürüydü Teknofest ve 7'den 70'e biz bu projeleri, bakın bu idealleri, bu projeleri ne kadar toplumsallaştırırsak, toplumumuz bu işlere ne kadar sahip çıkarsa ancak o kadar ileriye gidebiliriz. Bu projeler, bu teknolojiler kapalı kapılar ardında geliştirilemez. Bunları toplumsallaştırmamız lazım. Mesela ve gençlerimizin sahip çıkması lazım. Saha İstanbul'da yapılan somut bir şey ya da böyle bir şey var mı? Sonra onu sorayım. Sizin ekleyeceğiniz varsa alayım. Bir de son bir sorum olacak. Böyle Saha İstanbul için böyle şu Saha İstanbul'la oldu denilecek. Yani biz tabii çok mesela Mart'ta ne göreceğiz gibi. Yani tabii Saha İstanbul bir araya üyelerin bir araya geldiği bir katalizör görevi görüyor. Kendisi bizzat bir projeyi yöneten durumunda olmuyor. Anladım onu ama. Ama biz mesela örneğin lazer silahı mesela geliştiriyor. Orada bir konsorsiyum kurduk. Şu an Türkiye mesela lazer silahı konusunda adım atıyor. Katmanlı üretim, ileri teknoloji, kompozit imalatı, uydu yer haberleşme sistemleri gibi belli alanlarda konsorsiyumlar kurduk. Belli alanlarda mesela tasarım merkezi, polimer araştırma merkezi gibi adımlarımız var. Yine eğitime yönelik adımlarımız var. Evet. Yöneticilik eğitimi alanlarında adımlarımız var. Biz aslında bir katalizör görevi görerek o firmaların karşılaştığı problemleri daha etkin bir sinerji oluşturarak onları aşmasını ve onları yönlendirme görevindeyiz. Yani firmalar kendileri o teknolojileri geliştiriyor. Ama bir de konsensus ve etkileşim oluyor. O anlamda Sağ İstanbul mesela böyle daha netleşti. Şeyi unuttuk. Bir de bu yine platform aracı derken buna katkı sunan kurumlardan birisi platform de TÜBİTAK. Platform iyi oldu. Onun üzerine konuşmak TÜBİTAK daha meşhur oldu. Haluk Bey de TÜBİTAK yönetim kurulu üyesi. Türkiye'nin savunma sanayindeki en önemli sorunlarından birisi nasıl bir modelle ilerleyeceği. Sadece savunma sanayi değil, Türkiye'nin teknolojik adımlarında yaşadığı en önemli sorunlardan birisi bu. Mesela biz bunu 5G'de, 4.5G'de çok yaşadık. Yaşamaya da devam ediyoruz. Halen orada bir model bulunabilmiş değil. Anladım. Bir yerli ulak projemiz var ama Türkiye'de hiç kimse sahip çıkmıyor. Savunma sanayi başkanlığının dışında baktığınızda. Hı hı. İşte burada Akıncı veyahut da Bayraktar TB2 örneğinden hareketle bakarsanız kendi milli yerli teknolojiyi geliştirdiğinizde tablo, vaziyet nasıl değişiyor ortaya çıkıyor. Yani bunu görmek lazım. Bir de biz tabii ki F-35 o bambaşka bir şey. Son insanlı savaş uçağı olması başka bir şey. Yine İngiltere Tempest projesiyle
insansız havalacının işte bu jet motorlu işte 2000 kilometre hızla falan başka görevler yapacak taşlar ama bizim oralara gidebilmemiz için Akıncı gibi modellere ihtiyacı. Çok daha fazla İtici ağırlık verip yani. Alt bileşenlerini, anladım, ülkenin inancını geliştirmek ve bunu diğer sektörlere, mesela sağlık sektöründe tamam hastane yapıyoruz ama içerisine koyacağınız ürünleri ithal ettikten sonra bir anlamı olmuyor. Anladım. Etkileşimle diğer sektörlere... Biraz TÜBİTAK'ı ben merak ediyorum. Ama TÜBİTAK bu konuda ne yapıyor? Evet yani tabii ben TÜBİTAK yönetim kurulundayım. Orada da amacımız özellikle bilim, teknoloji, girişim, bu alanlarda desteklerin daha yaygın bir şekilde yapılması. Akıncı'da da rolü var. Evet, Kobi ben ölçekli, tam ona bakıyordum. Akıncı'da da rolü var. Siz söyleyin, ben bakmayayım. Akıncı'da da rolü var. Alt bileşenlerinde. Tabii. Yani TÜBİTAK bugün birçok KOBİ'mizi destekliyor. Birçok üniversitelerimize araştırmaları destekliyor. TÜBİTAK daha artık girdi odaklı değil, ucu açık proje destekleri değil. Daha çok çıktı odaklı projeler yürütülmesine odaklanıyor. Özellikle son dönemde Uluslararası Lider Araştırmacı Programı var. Tüm dünyanın en iyi Ar-Ge merkezlerinde çalışan veya en iyi 100 okulda görev alan akademisyenlerimizi geri Türkiye'ye davet etti de. Ve bunu kabul eden şu an 123 akademisyenimiz var. Çok iyi okullardan insanlarımız artık Türkiye'ye geri dönmeye başladı. Sanayi doktora programlarına önem veriyor. Bu özellikle sanayi desteklerinde daha küçük ve orta ölçekli firmaları katma değer eksenli destekleme modeline odaklanmış durumda. İşte mükemmeliyet merkezi gibi yani üniversite ve araştırma merkezlerinin etrafında sanayi ile birlikte çalışacağı model olan mükemmeliyet merkezleri ve yine sanayi yenilik ağları mekanizması gibi yenilikçi adımlarla bir yandan da bu teknoloji girişimlerini destekleyici adımların artırılmasıyla yoluna devam ediyor. Ama Türkiye'deki Ar-Ge ekosisteminde TÜBİTAK tabii çok böyle büyük bir yer alıyor gibi düşünüyoruz aslında ama Türkiye'de yapılan Ar-Ge harcamasının %10'u en fazla. Türkiye'deki Ar-Ge harcamalarının bugün artık yarısından fazlası özel sektör tarafından yapılıyor. Direkt, bu çok önemli. Evet. Yani %55 civarı bir oran Türkiye'deki Ar-Ge harcamasının özel sektör tarafından yapılıyor. %10 gibi destekler TÜBİTAK tarafından. Ar-Ge'ye verilen özel sektörün önemli. Evet. Şimdi son kapatırken ekleyecekseniz. Yani bir de şunu yani son olarak belki ifade etmek lazım. Yani TÜBİTAK sahip olduğu enstitülerle özel sektörle iç içe onların Ar-Ge ihtiyaçlarına hizmet eden, onlarla rekabet eden değil destek. Onlara destek veren, onların yapamayacağı yatırımların birçoğu TÜBİTAK enstitülerinde yapılmış durumda. Birçok test merkezi var. Sahip olduğu altyapıyla özel sektörün geliştirdiği ürün ve teknolojilere nasıl hizmet eder, nasıl onu destekler, o yapıya kavuşması için devam ediyor çalışmalarımız. Bir de annenizin size bir nasihatı var, paylaşmak ister misiniz? Evet o bir metin onu okusak daha iyi olur aslında. Okuyayım mı? Evet okusak. Ben doğru okuyabilir miyim bilmiyorum ama. Annem benim o da bizimle birlikte biz ailece çalışıyoruz. o tabii çok kritik yani bizim aslında bu çalışmaları yaparken tam metni bulayım ben. Karşılaşılan olumsuz durumlarda bizlere en önemli motivasyonlar nasihat, bu tarz şeyler. Nasihat aynı zamanda sonrası için de bir vasiyet size. Değil mi? Evet. Oğullarım bu geliştirdiğimiz teknolojiyi her türlü engellemelere, entrika ve yıldırma politikalarına rağmen Türk ordusunun şerefli evlatlarının hizmetine sunmamanız halinde sizleri başarısız addedeceğimin bilinmesine süt hakkım olarak niyaz ediyorum. Evet. Hiçbir engel sizi durdurmasın. Evet. Türk ordusunun hizmetine bu. Evet. Bu zor dönemlerimizde Allah sağlık, yazılan bir metin. Allah razı olsun. Sağ olun. Dolayısıyla bizim için çok önemli manevi bir motivasyon. Güç. Tabii bizim bu işin kurulmasında öncülük eden ve bu konuda sağlığını da Özdemir abi yani esas Özdemir babaları. Kendisi 10 yıl aşkın bu süredir. Ben bilgileri de kendilerinin açıklamasından aldım zaten. Evet, oradan sordum evet. Yani. Hem annem olsun hem babam olsun onlar bu anlamda bizim için ideal. Yani adam yok. Özdemir abinin bir ifadesi var. Bu insan hava araçları. Adam yokluğundan insansız hava aracı geliştirdik diyor ki o dönemde kötü komşu ev sahibi yapar. Yani diyoruz. Bir de az önce rakam konuşuluyordu ya biz her onların 10 tanesini İsrail'den 250 milyon dolara almıştık. 12 5 tane TB Bayraktar 2 kaç paraya mal etmiştik? Bu bir yerde kayıttı. 49 milyon dolara. Bugün Akıncı'yı biz yapmasaydık da Amerika'dan birisi bize
hadi ikna ettik satsın diyelim. Kalırdık öyle. Satsın diyelim, alacağınız rakam bugün Akıncı'yı ürettiğimiz maliyet en az 10 katı. 10 katıydı. Ondan sonra da bağlayacak size motoru, bakımı, şuyu buyu, işin içinden sonra çıkamayacaksınız. Sonra F-35'e evet, dönecek. Yani rakamsal değeri F-35'in, F-35'ler başlangıçta 35 milyon dolardan başladı. Rakam böyle olacak. 40, 45, 80, 120 evet. oldu. Kendi projeniz olunca rakamı da fiyatı da kontrol ediyorsunuz. Peki. Dışarıya da satıyorsunuz. Dosta kazanıyorsunuz. Sürdürülebilir bir dostluk kurabiliyorsunuz en azından. Peki. Çok teşekkür ediyorum desteğiniz için. Habertürk yazarı Güntay Şimşek sağ olun. Bugün konuğumuz 11 kuşağında Baykar Genel Müdürü, Saha İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı, aynı zamanda Türk Teknoloji Takımı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar'dı. Tekrar çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür kolaylıklar ederim. Diliyoruz. Çok sağ olun. Yolunuz açık olsun. Yarın sabah görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın. BTC Türk para gündemi sundu.